Değerli izleyicilerimiz, bu ekrandan ben defalarca özellikle izin sezonundan beri anlatıyorum, defalarca söyledim ama maalesef demek ki söylediklerimiz yeteri kadar vatandaşlarımızın kulağında yer etmedi. Diyeceksiniz ki nedir bu söylediğiniz? Arkadaşlar, özellikle araçlarıyla Türkiye'ye gidip gelenleri çok yakından ilgilendiren bir konu. 1. 9.999 euronun üzerinde bir kişi, 18 yaşından büyük bir kişi üzerinde para götüremez. Süt ve süt ürünleri götürmek yasak. Et ve et ürünleri götürmek yasak, 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 yasak arkadaşlar. Yolda özellikle Sırbistan başta olmak üzere Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan yani problemli olan, gümrüğü olan noktalardan geçerken bu adamlar Türklerin yani bizlerin buralardan gümrüğe uygun olmayan para vesaire eşya, gıda ne varsa işte bunları götüreceğimizi biliyorlar. Ve onlar da Allah'a dua ediyorlar ki Allah'ım diyorlar izin sezonu gelsin de şu Türkleri yakalayalım, arabalarını didik didik arayalım, paralarını alalım, cezaları yazalım. Bak aynen böyle. Şimdi yeni bir olay meydana geldi. Ona geçmeden önce Sırbistan'da meydana geldi. Bir gurbetçi vatandaşımız arabasında neler yakalattı bunu anlatacağım. Ama şu peynir meselesi, çökelik meselesi, et meselesi, sucuk meselesinin artık kapanması lazım. Yani arkadaşlar 5 kilo peyniri götürüyorsunuz. Tamam anlıyorum memleketten falan ama bu adamlar yakaladıklarında 3.500-4.000 euro civarında para cezasına sizi çarptırıyorlar. Ve parayı da peşin almadan bırakmıyorlar. El koyuyorlar, çöpe atıyorlar gıda ürünlerini ve diyor ki parayı ver bakalım diyor. Onun için yani 5 kiloya peynire 300-400 lira veriyorsun ya Türkiye'de. En fazla şu an fiyatlar arttı ya öyle diyorum. Bu sana 3-4.000 euroya mal olabilir. Benim size tavsiyem bu. Ne gelirken ne de giderken bu gümrüğe aykırı bir şey yapmayın arkadaşlar. Yani 2 euro fazla verin Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Hollanda'da, diğer Avrupa ülkelerinde nerede yaşıyorsanız orada Türk marketlerinden alın. Bu arada bizim Türk marketleriyle ilgili çok sayıda şikayet var. Acayip pahalı satıyor. Söylemek istemiyorum, kazıkçı demek istemiyorum ama ya böyle sayıda bize de çok sayıda yorum geliyor böyle yorum. Şu Türk marketlerinin bir kendilerine çeki düzen vermesi lazım. Ben bu kadar pahalı ürün satan başka market görmedim arkadaşlar. Türk marketlerinin tamamı için söylüyorum bunu. Bu sözüm onlar için. Hepsi çok pahalıya ürün satıyor. Aynı marka ürünü gidiyorsun başka bir markette görüyorsun. Neredeyse 3'te 1 oranında diğer markette daha ucuz ama bizim ayağımız alıştığı için Türk marketine gidiyoruz. Orada daha pahalı yapmayın. Ayıptır yani. Yapmayın. Bu kadar da olmaz. Tabii ki para kazanacaksınız. Tabii ki maliyetleriniz var. Bunları biliyoruz yani. Hiç kimseye havadan cebine para koymuyorlar ama yapmayın. Yani bu kadar da vatandaşa vurulmaz kardeşim. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de bizim milletimiz kadar fırsatçı bir millet yok. Bayram gelir, fiyatlar yükselir. Seyran gelir, fiyatlar yükselir. Bilmem ne oldu, korona oldu der, fiyatlar 5'e katlanır. Yani moda vardır, zam modası. Zam modası. Türklerde bu var, Türkiye'de özellikle. Almanya'da da bu gelenek, görenek yerleşmiş. Yapmayın, ayıptır yani. Bu kadar da olmaz. Şimdi arkadaşlar, İki Türk vatandaşı Hollanda'dan Türkiye'ye doğru yola çıkıyorlar. Yolculuk devam ediyor. Sırbistan Gradina gümrük kapısında pasaport kontrolü sırasında pasaporttaki polis diyor ki komşu arabada gümrük var mı? Yok diyor bir şey yok. Kaç para var? İkisi de diyor ki üzerimizde 10.000 euro var. Pasaportlarını alıyor. Gösteriyor. Diyor ki sağ tarafa geç arabanı arayacaklar diyor. Şimdi bir kere arkadaşlar bu izin zamanı ya da sonrasında iki tane erkek araçta dikkat çekiyor ya da tek başına gidenleri mutlaka arıyorlar arkadaşlar. Yani bakıyor lan diyor ki izin zamanı değil. Şey, bayram değil, seyran değil. Bunlar nereye gidiyor diyor. Bunlarda bir film vardır diyor. Neyse bunları bu arama noktasına çekiyorlar. Bu arama noktasında önce araçtan indiriyorlar. İndirdikten sonra orada sen bekliyorsun kenarda. Kapatıyorlar. Bir kapı gibi bir şey var.
İki tane polis geliyor, ellerinde ışıklar. Soruyor, var mı bir şey? Yok bir şey. Tamam diyor. Önce bu kişilerin üstlerini arıyorlar. Birinde 11 bin euro, bir diğerinde 12.200 euro sadece cebinden çıkan para. Biliyorsunuz bir kişi sadece 10.000 euro götürebilir. Neyse, tamam diyorlar, iyice şüpheleniyorlar. Araçlarını iyice aramaya başlıyorlar. Tamam diyorlar, kurbanlar geldi, ellerini ovuşturuyorlar. İşte diyorlar, haftanın şanslısı, piyango talihlisi bunlar diyor. Bizim vatandaşlarımız eller böyle bekliyorlar. Şimdi ne çıkacak? Soruyorlar, arabada bir şey var mı? Yok bir şey, ne olacak diyor, para vardı. İşte tamam, 10'ar bin euroyu ver diyor, geri kalanını el koy diyor. Tamam diyor. Detaylı aramaya devam eden gümrük görevlileri arkadaşlar, arka koltuğun altında içinde 10.000 euroluk 3 tane zarf buluyorlar. 30.000 euro etti. Devam ediyorlar arkadaşlar aramaya. Toplamda 63.200 euro, 10'ar bin eurosu yolculara teslim ediliyor. Yani 43.200 euroya Sırplar el koyuyor. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, el koyuyorlar. Sonraki süreç şu, aklınızda olsun. Olur da hani yine şeytana uyarsanız, böyle bir şey yaparsanız ya da fazladan bir paranız yakalanırsa mahkemeye çıkıyorsunuz. Durumu izah ediyorsunuz. Eğer hakim uygun görürse, Sırbistan'dan bahsediyorum, diğer ülkeler değil. Hakim uygun görürse paranızı iade ediyor. Sizin bir gerekçeniz olması lazım. Haberiniz olsun. Arabayı parçalamışlar, kesmişler, paraları çıkarmışlar. Şimdi gümrükçüler oh diyorlar, voleyi vurduk diyorlar. Yani kıymetli izleyicilerim, benim size tavsiyem ne peynir getirin, götürün. Ne de böyle bir para getirin, götürün. Bir sıkıntı var demek ki. Yani niye bu kadar parayı kardeşim üzerinizde taşıyorsunuz? Yani neyse ne, bilmiyorum ne parası artık. Yani ondan sonra elbet çıkar ortaya ne oldu ama. Şimdi bu para Türkiye'ye gidecekti. Öyle ya da böyle belli. E şimdi kardeşim Sırpların elinde para. Hadi bakalım al alabiliyorsan. Yani yaşadığın sıkıntıya mı yanasın? Yoksa bir daha sen her geçişte orada mimlendin artık. Adın soyadın yazıyor. Aa diyorlar, bizim kurban geçiyor derler bu gümrükten geçerken. E şimdi böyle bir şeye ne gerek var? Adamları zengin ediyorsunuz. Sırbistan inanın bana gümrüğü bayram ediyor izin zamanı. Yavaş çalışıyorlar bilmem ne falan ama hepsi paranın peşinde. Boşalt diyor arabayı, tek tek arıyor. Tiplerden biliyorlar zaten. Biliyorlar yani. İndir diyor arabayı. Arabada ne varsa sen indiriyorsun, dolduruyorsun, bilmem ne yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Sonrasında da maalesef görüyorsun, parayı kaptırıyorsun. Bulgaristan da aynısını yapıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Hırvatistan Schengen bölgesi ilan edildi. Bu izin sezonuna kadar Hırvatistan'ın gümrük kapılarının kalkması bekleniyor. Güzel bir haber. Yani Hırvatistan'da bir sıkıntı olmayacağı benziyor. Biz de bunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Ama bu sefer göreceksiniz, Bulgaristan ve Sırbistan kapılarındaki aramalar daha da ağırlaşacak. Özellikle Bulgaristan biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne giriş noktası olduğu için Avrupa Birliği bastırıyor Bulgaristan'a. Diyor ki ara kardeşim, didik didik ara. Bu sezon biliyorsunuz, beni takip edenler bilir, ben Kapıkule'ye gittim. Kapıkule'de vatandaşlarımız 12-13 saat boyunca bekletiliyordu. O sıcağın altında düşünün, çoluk çocuk perişan vaziyette. Allah'tan orada yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarla bazı sivil toplum kuruluşları, Hasene Derneği özellikle vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuyordu. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için bir şekilde orada yardımcı oluyordu. Ama ona rağmen kardeşim sıcağın altında 12 saat beklenmez ki. Bu nedenle bizim Edirne Valimiz ve mutlak surette Ali Yılmaz Bey, gümrükten sorumlu vali yardımcımız daha da üstün performans göstererek bu sıkıntıları aşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu biliyorum. Görüşüyorlar. Özellikle Bulgaristan tarafıyla yine şimdi Hamzabeyli sınır kapısı yenileniyor. Güzel haberler bunlar. Bekliyoruz. Daha fazla Bulgaristan tarafına baskı yapmamız gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımız nezdinde mutlaka gurbetçilerimizin bu çilesinin sonlandırılması gerekiyor. Evet arkadaşlar, sizler de bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa yine bunları videolarımızın altındaki yorum bölümüne ve kanalımızın sosyal medya hesaplarından bana yazarak ulaştırabilirsiniz. Sizden benim bir tek ricam var. Videolarımızı beğenmeniz ve mutlak surette de kanalımıza abone olmanız.